Öncelikle Başkan 35 kanalına gelip beni seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşların Sterlin TL ve Euro TL ile ilgili istekleri var. Sterlin TL ve Euro TL'yi de değerlendirelim arkadaşlar. Arkadaşlarımız da mağdur kalmasın. Sterlin TL ile incelememize başlayalım. Sterlin TL'de kısa bazda 15 dakikalık grafikte incelemeye başlarsak arkadaşlar, Sterlin'de bakın şöyle 15 dakikalıkta bir gene TOBA oluşturuyor arkadaşlar. Bir TOBA oluşumumuz mevcut. Buna göre bir strateji Sterlin'de kuracak olursak, şurada gördüğünüz arkadaşlar Sterlin'de 8-17 seviyesine mi denk geliyor orası? 8-06. Evet, 8-06. Bu 8-06 seviyesi kaldıkça arkadaşlar Sterlin'de şurada bir 8-24 seviyemiz var. Tobo'nun boyun kısmı. Ve şurada da bir 8-35 seviyemiz mevcut. Sterlin'de arkadaşlar 8-06 üzerinde kaldıkça Sterlin TL'de hala hareketlerine devam edebilir. Sterlin TL'nin de hareketleri olumlu. Orta direncimiz Sterlin TL'de 8-24 seviyesinde. Bunun üzerinden de bir 8-25-40 seviyesinden haftalık kapanışta geldi. Bizim burada yapacağımız strateji nasıl olabilir arkadaşlar? Şurada bir 8-18'i alsak buraya destek olarak. Şu şekilde bir strateji kurabiliriz. Tobo'nun bozulması için 8-18 altında kapanış yapması lazım. Buraya kendimize bir stop olarak belirlesek 8-18 seviyesini. 8-18 yukarıda da boyun seviyemiz 8-24'te. Evet, 8-24 üzerinde de arkadaşlar Tobo'nun üst çizgisi 8-35 seviyesinde. Şöyle bir strateji kurabiliriz. 8-18 altına inmedikçe Sterlin TL'de kısada 8-35 seviyesini kendimize hedef olarak gösterebiliriz arkadaşlar. 8-24 altındaki sarkmalar 8-18 seviyesine kadar da gelebilir. O yüzden 8-18 de Sterlin'de önemli. 8-18 altında da 8-06 seviyesi var. Bir destek seviyesi var. Sterlin arkadaşlar 8-06 üzerinde kaldıkça hala olumludur. Yukarı yönlü hareketleri getirebilir. Bant aralığı olarak da 8-40 8-06 aralığında gözükmek. Şuradaki 8-06 bant aralığı içerisinde hareketlerine devam ediyor. Toparlayacak olursak da arkadaşlar Sterlin'de bu 15 dakikalıkta bir TOBA oluşumu var. TOBA yukarı yönlü 8-35 seviyesini de kırabilirse Sterlin TL'de dediğim gibi yukarıda 8-40-8-45'li seviyelere kadar hareketlerine devam edebilir. Bu TOBA'da stop olacağımız yer 8-18 seviyesi. 8-18 seviyesi aşağıya doğru kırılırsa 8-6 seviyesine kadar bir düzeltme gelebilir. Fakat Sterlin 8-06 üzerinde hala olumludur arkadaşlar. Yükselişi devam eder. Yani 8-06-8-40 bandında şu an için hareket edeceğe benziyor. Bu hafta 8-24-8-35-8-06 seviyeleri takibimizde olacak. Sterlin TL'de de önemli seviyeler şeklinde gözükmekte arkadaşlar. Verdiğim rakamları takipte kalın. 8.06 altına inmedikçe de Sterlin TL'de yön yukarı diyebiliriz. 8.06 altına inmedikçe de panik olmaya gerek yok arkadaşlar. 8.24 ve 8.35 hedefleri Sterlin TL'de gözükmekte. 8.06 altına inerse de arkadaşlar burada bir kendimize stop yeri belirleyebiliriz. Burayı stop yeri olarak kendimize belirleyebiliriz. 8.06 üzerinde zaten dediğim gibi Sterlin TL olumlu hareketlerine devam edecek. Tobo'nun altı 8.18. Boyun seviyesi 8.24'lerden geçiyor. 8.24'ü de yukarı doğru kırabilirse 8.35-8.40 Sterlin TL'de
hedef olarak gözükmekte. Verdiğim rakamları sterlin TL'deki arkadaşlar takipte kalsınlar arkadaşlar. Euro TL'ye de bakalım. Euro TL'de neler olabilir? Euro TL kuruna da baktığımız zaman arkadaşlar Euro bölgesinde işler pek iyi gitmiyor. PMI verileri çok düşük geliyor arkadaşlar. Neredeyse gelişmekte olan ülkeler seviyesinin bile altına indiğini görmekteyiz. Bunun neticesinde ekonomisi iyi gitmeyen bir ülkenin para biriminin bizim para birimimize karşı değerlenmesi inanın çok garip arkadaşlar. Fakat birçok ülkenin birleşiminden meydana gelen Avrupa Birliği ne yazık ki bizden şu an için paraları daha kuvvetli ve daha güçlü gözükmekte. Euro TL'de olan arkadaşlar 7.17 seviyesi altına inmedikçe Euro'da düşüş pek beklemek pek mantıklı değil arkadaşlar. 7.17 üzerinde tutunumu gerçekleştiği müddetçe Euro'da da 7.29'da bir ara direncimiz var. 7.29 ara direncini de yukarı doğru kırabilirse 7.37 Euro'da bir hedef gözükmekte arkadaşlar. Bu kısa bazda 7.37 hedefi var Euro TL'nin. Bu 7.37 seviyesi geçilip geçilmeyeceği takibimizde olacak arkadaşlar. Dediğim gibi 7.17'yi stop olarak da kullanabiliriz şu bölgeyi. 7.17 üzerinde kaldıkça 7.29 direnci ve 7.37 direncini test etmeye gidebilir arkadaşlar. Bu 7.27 seviyesinden gelen haftalık kapanış neticesinde 7.37 takibimizde kalacak. 7.37 de ilk etapta takipte kalmamız gereken önemli bir seviye. 7.37 seviyesini de yukarı yönlü kırabilirse bu ikinci plandaki beklentimiz. 7.37'yi bu hafta yukarı doğru da kırabilirse 7.50 seviyesine kadar Euro TL'de de görebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi 7.17 stoplu. Euro TL'deki arkadaşlar 7.17 kırılmadıkça, aşağı yönü kırılmadıkça 7.29 ve 7.37'deki direnç seviyelerini takipte kalmalılar. Şimdi arkadaşlar bana devamlı soruyorsunuz nereden alalım, nereden satalım diye. İnanın ki bu SPK kuralları olmasa hepinize tekrar olmak isterim. Nereden alıp nereden alabileceğiniz şeklinde sizlere bilgiler vermek isterim. Fakat SPK kuralları gereği arkadaşlar kanalımızda alıma veya satıma yönelik, yönlendirmeye yönelik yorum yapmamız ve tavsiyede bulmamız yasak. O yüzdendir alayım mı satayım mı şeklindeki soruları hiç boşuna sormayın. Çünkü bunlara cevap vermeyeceğim. Fakat ben kendim stratejimi size açıklayayım. Ben alım veya satıma karar verecek olsam arkadaşlar mesela nasıl yaparım? 7.17 stoplu demişim değil mi? Buradan 7.17'ye yakın rakamlardan işleme girer. 7.37 seviyesini mesela beklerim arkadaşlar. 7.37 seviyesini beklerim. 7.37 gelirse de üstüne çıkıp çıkamayacağını kontrol ederim. Eğer üstüne çıkıp bir aşılma söz konusu olursa burada pozisyonumu korurum. 7.50 seviyesini beklerim. Mesela ben kendi stratejimi size söyleyeyim. 7.50 seviyesini beklerim. Ne zaman ki hareket olur da 7.17 seviyesini aşağı yönünü kırarsa da burada stop olurdum. Yani hiç bana sormanıza gerek yok. 7.17'de stop olurdum. 7.17 altında ne var? Mesela 7.17'nin altında 7.09 seviyesi var. Bu 7.09 seviyesinden tekrardan alıma girerdim. Bu şekilde bir strateji uygularsanız hem düşüşlerden de faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada euronuz varsa atıyorum 7.09 burada stop olup 7.09'dan da tekrar öbür destekten alım yaparsanız 100 euronuz 110 euro olur. Yani bu sefer de euronuzu euro olarak arttırmış olursunuz. Bu şekilde de para kazanırsınız. Ya da buradan mesela işlem 7.37'ye gitti. 100 euronuz var. TL bazında euronuz değer kazanır. Atıyorum 100 euronuz 7 liraysa burada 7 lira 37 kuruş olur. 37 kuruş TL bazında kazanmış olursunuz. Fakat burada mesela stop 7.17'de stop oldum. 7.09'da aldım. 100 euro 110 euro olur. Euro eurodur. 10 euro gene düşüşte de para kazanmış olursunuz. O yüzden
şuradan alayım mı buradan satayım mı diye şeklinde sorular sorup da bizi de hem zan altında bırakmamış olursunuz. Bu şekilde bir strateji kurabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.